Manzara muhteşem. Her şey güzel ama asıl güzel olan insanlar. O insanlar da bilgileriyle güzel, yaptığı hizmetleriyle güzel, eserleriyle güzel. Önemli bir yerdeyiz ve Sapanca Gölü kenarında güzel bir insanla ve kültürümüze, tarihimize hizmet etmiş bir insanla beraberiz. 10 parmağında 10 marifet var. Turizm rehberi, birçok lisanı bilen ama bizim buraya gelmemizin en önemli nedeni o şu anda dünyada Türkiye'de halıcılığımızın uzmanı. Halı otoritesi, İpek Halı, dokuma halılarımızın otoritesi. Efendim Aydın Bey merhabalar. Şu an Sakarya TV ve Devralem TV'nin ortak canlı yayınındasınız. Merhabalar efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Siz de Sapanca'mıza hoş geldiniz. Her şeyden önce şeref verdiniz. Sizlerle herhalde bir 10 sene oluyor tanışalı. İlk tanışmamız. Daha önce de benzer konuşmalar yaptık ama bugünkü konumuz İpek Halılar ve bilhassa Hereke Halıları. Ona gireceğiz ama şu anda biz sizi tanıyoruz, hizmetlerinizden tanıyoruz. İnsanlar yüzlerine karşı methedilmez diye bir kaide var ama eğer bilgisi, eğer hizmeti varsa methedilir. Aydın abi biz sizleri biliyoruz ama değerli izleyenlerimize Aydın Eroğlu kimdir? O turizm rehberiyle radyo, sizin yurt dışında radyoculuğunuz, evet, çalışmalarınız, evet, lisanınız. Önce Aydın Eroğlu'nu bir tanıyalım efendim. Şimdi İsmail Bey ben 1947 yılında Ankara'da doğdum. 20 yaşında rehber oldum. Turizm Bakanlığımızın açmış olduğu rehberlik kursunu bitirerek tercüman rehberlik bürevesini aldım. Ama 18 yaşında benim bir de Amerika seyahatim var. Siz belki bunu bilmiyorsunuz. Talebe mübadelesinden Amerika'ya gittim. Orada bir yıl Türkiye'yi temsil ettim. Ve rehber olmaya da orada karar verdim. Çünkü gittiğimde 64 yılıydı. Bizim jetler Kıbrıs'ın üstünde uçuyor diye. Bütün basın beni karşılamaya gelmiş. Ne diyecek acaba? Türkiye'den bir delikanlı geliyor. O yaştaki bilginizle de biraz kolay bir iş değil bu. Ve ben o zaman karar verdim bu işi detayını öğrenmek için. Amerika'ya gitmemdeki esas gaye, ben Türkiye yüksek atlama rekortmeniydim kendi yaş grubumda. Orada daha iyi rakiplerle yarışmak için gittim. Bugünkü gençlere de her şeyden önce bunu tavsiye ediyorum. Artık dünya her noktada birbiriyle yarışır bir hale geldi. Ve ben oraya gittim. Önce kendi okulumun Tennessee eyaletinde, sonra eyaletin, sonra da 7 eyaletin şampiyonunu yendim ve rekor kırarak döndüm. Dolayısıyla bugünün yarışları için gençlerimize en azından artık global bir dünyada yarışların bu şekilde yapıldığını söyleyeyim. Bu dediğim sene 1964. Siz artık gerisini düşünün. 67 yılında rehber oldum. 69 yılında turistlerimden aldığım bir mektup, içinden çıkan bir fotoğraf benim halıya odaklanmamı sağladı. Oradaki resim Vancouver, Kanada'dan geliyordu ve anne kız bir Kayseri halısı almışlar, 1 metrekare duvara asmak için hayat ağacı motifi üstünde olan. İşte onu asmışlar, yanında da işte poz vermişler. İşte bizi unutma, çok güzel vakit geçirdik. Ve bu halı eve kim gelirse soruyorlar bize, işte nereden aldınız? Biz de Türkiye'den aldık, Türk halısı bu diye anlatıyoruz gelenlere, diyorlar. O zaman ben anladım ki benim bu halı işini iyi öğrenmem lazım. Çünkü fazla herkesin bilgi sahibi olduğu bir konu değil. Maalesef Türkiye'de, yani o değerimize hala da sahip çıkabildiğimizi zannetmiyorum bugün de. Onun üzerine ben Kapalı Çarşı'ya gittim. Oradaki büyüklerimizden rica ettim bana bunu öğretmelerini. Onlar da dediler ki vallahi... Ancak o halıya gelmeden sizin Kanada'da bir radyo öğrencilik yılları mı o efendim? Var. O 78'de. Ha, 70, tamam, evet. Ona geleyim sonra. Geleceksiniz, evet, buyurun. Halı noktasında Kapalı Çarşı, dediler ki vallahi burada çalışırsan sana yardımcı oluruz. Benim sene kaç? Öyle 69. Benim öyle bir niyetim yok. Çünkü ben rehberlik yapmak istiyorum. Biraz da üzüldüm. O ara Londra'ya gidiyordum. Oradan
iki bavul dolusu kitapla Türkiye'ye döndüm, halı üstüne. Ve bunları ben bir 4 yıl kadar çalıştım. 4 yılın sonunda Kapalı Çarşı'daydık gene bir grupla. İşte ben halılarla ilgili kapı önünde bilgi veriyordum. O sırada bana bu işi öğretmekten sarfi nazar eden Aykut abimiz rahmetli oldu. Sen bunları nereden öğrendin dedi bana. Ben de dedim ki vallahi ben 4 yıldır bunları çalışıyorum. Kitaplardan öğrendim. Ya dedi bizim yeni başlayan bir kursumuz var. Acaba o arkadaşlara biraz bu konuda bilgi verir misin dedi. Benim Kapalı Çarşı'daki halı okulunu açmam bu olayla başlar. Sene 67. Bu 73 oluyor. 73 oldu evet. 73 Aha. oldu. Yani 45 sene bitti. Şimdi rehberliğimin de 51. senesindeyim. Biz o Kapalı Çarşı'daki yere mi gelmiştik efendim? Sizinle bir söyleşimiz vardı devralen programı olarak 3. katta halıların arasında. Orası Handicraft halı mağazasıydı. Evet. Orada yaptıydık o görüşmeyi sizinle. Evet. Dolayısıyla benim 45 yılımın geçtiği bir yer. Halıcılık. Nur Osmaniye Caddesi halıcılık. Ve bu yüzden ben aşağı yukarı 60 defa Türkiye'ye gelen büyük gemilerde konuşmacı olarak hem Türkiye'yi temsil ettim hem halılarla ilgili turistlere bilgi verdim. Ayrıyeten 2 ay Brezilya, Arjantin, 3 ay Doğu ve Batı Karayipler olmak üzere gemilerde gene aynı işi yaptım. Halıları anlatın. Halılarla ilgili. Peki dünyada halıcılık ve Türk kültüründe halıcılık sorusunu sorsam ne dersiniz efendim? Dünyada halıcılığın tarihi ve bu halıcılık tarihinde Türk halıcılığının yeri ve önemi. Harekeye geleceğiz efendim. Şimdi İsmail Bey şöyle anlatayım. Halı bir Türk sanatıdır. Türk sanatıdır. Evet. Malum bizim bu konudaki rakibimiz İranlılar. Bu halı İran'da bugün de çok önemli. Önceden de önemliydi. Fakat İran'da halıları dokuyanlar Türkmenlerdir. Zaten %30'u aşağı yukarı siz daha iyi bilirsiniz. Oralara çok 38 diyorlar hatta. Ben öyle duydum. 30 evet. olarak duydum. Bunlar Türkmenler ve Türkmen boyları halı dokurlar. Ve gene bilinenin aksine bir şey söyleyeceğim. İran halıları genellikle tek düğümlüdür. Türk halıları çift düğümlüdür. Yani simetrik ve asimetrik düğümlerdir bunlar. Halıcılıkta öyle tabirlerle anılır. Fakat burada önemli olan şudur. İran halılarının içinde de çok çift düğümlü halı vardır. Bizde de tek düğümlü halılar da vardır. Yani bu kültür bizim sınır ötesi paylaştığımız değerlerdendir. Ama bizden gitmiştir. Ve dolayısıyla Pazarık'ta bulunan tam da onu söyleyecek. 2500 yıllık efendim ben oradan geldim. Evet. Bir yıl önce Altay Dağları'ndaydım. Dağları. Ergenekon geçidinde Altay Dağları'nın o zirvesinde Hun İmparatorluğu'nun bazı kurganlarının gittik gördük. Hermitaş Müzesi'nde zannediyorum evet. O kurganlardaydık. O halılar bazılarına göre 2300, bazılarına göre 2500 yıllık. Dünyanın en eski halısı mı? En eski halısı şu anda bulunmuş olanların içinde. Hun Türklerinden kalma. Dolayısıyla... Nedir onun o bazılık halısının, dünya halı sanatındaki yeri nedir onun özelliği efendim? Biraz şimdi açacak olursa... bir defa onun birinci emsal olması, yani en eski halı olması çok önemli. İkinci olarak oradaki desenler çok önemli. Bir defa yün üstünde çok ince eğrilerek yapılmış bir halıdır. Yani düğüm sayısı da bir yün halıya göre siz fazla olan. Hermitaş ben Hermitage'a maalesef gidemedim. Ama gidenlerden çok dinledim. Evet, evet. Dolayısıyla o halının deseni üstünde renk eğikleri vardır. İsmail Bey şimdi burada çok kritik bir şey söyleyeceğim size. Renk eğikleri böyle yüksek rakımda yaşayan hayvanlar, buzul olan yerlerde, sizin gittiğiniz yerde öyle buzla kaplı. Zaten oradaki kurgan 2500 yıl sonra kazılıp çıkartıldığı zaman yarım saat sonra eriyor bulunan şeyler ve o halı da öyle meydana çıkıyor. Zaten eski bir Türk geleneği, ölene ait eşyalar onunla beraber gömülüyor. Çünkü neden? Tekrar geriye gelecek. Tekrar yeniden bir doğuş olacak.
Döndüğü zaman hem atına ihtiyacı var çünkü kendisi yörük, hem de onun üstündeki eşyaları atla beraber gömülmesinin sebebi o. Ve bu halı da eğerin üstündeki bir halıdan bahsediyoruz. Eğerin kaplamasıdır o gördüğünüz halı. Dolayısıyla onun üstündeki bu rengeyikleri bizi şuna götürüyor. 2010 yılında bir film yapıldı. Amerikalı bir DNA profesörü Stanford Üniversitesi'nden. Kendisi şunu ispat etti. Bugün insanoğlu, yani erkek kısmı, iki tane Y kromozomundan oluşuyor. Dünya üstünde iki tane Y kromozomu var. Ve bu son 50 bin yıllık bir çalışma. Şimdi bu bizi şuna götürüyor. %90 Afrikalılar, Avrupalılar, Asyalılar, Amerika'nın kuzeyi ve güneyi aynı Y kromozomundan. %10'u diğer Y kromozomundan. Onlar da Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gidenler. Şimdi siz bugün Sibirya üstünden Alaska'ya geçmek isteseniz, Bering Boğazı'nda Çukçi Denizi diye bir deniz var. Çünkü o kenarda yaşayan nomad kabile, Çukçi kabilesi, ve onlar aynen böyle rengeyiklendi. Derisinden işte tente yapıyorlar, içinde yaşıyorlar. Eski Türklerin yaşadığı gibi, fakat muazzam soğuk bir yer. Ve o hayvanlar yosun şeyin altında, buzulun altındaki yosunu kazıyorlar, onu yiyorlar ve öyle bir nomad hayatı yaşıyorlar. Şimdi aynı şekil 2500 yıl evvel Altay dağlarındaki insanların, göçer kabilelerin şekli. Bugün orada var. Çukçi kabilesi bunu yaşıyor. Ben de bunun DVD'si de var. Size bu linki de atarım, onu izlersiniz. 2 saat 10 dakika, müthiş bir filmdir bu. Dolayısıyla bizim bu halılarımız ve kilimlerimizin aynısını mesela Amerikalı Navaho'lar da yapıyorlar. Eskimo'ların tarihiydi o. Eskimo, bunlar Eskimo'larla hepsi aynı DNA'dan. Neticede karşıya geçiyorlar, aşağı iniyorlar Amerika'ya. O zaman Amerika'ya. Türklerin o Bering Boğazı'nı geçtikleri o zaman. İşte bu, hikaye bu. Evet. Aslı bu. O DNA filminde hepsi var. Ben size bu bilgiyi vereyim. Siz ona bir bakın. Şimdi burada önemli olan şey şu. Bugün Navaho'ların Tuba City diye bir yer var. Tuba City, Arizona'da. T-U-B-A, aynı bizim Tuba. Kızlarımıza verdiğimiz isim. Tuba, Lehum diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ra'd suresi 29. ayettir bu. Şimdi mutluluk onlarındır diyor. Yani gölgeleniyorlar cennette o Tuba ağacının altında. Tuba ağacının dalları böyle aşağıyadır. Hayat ağacının dalları da yukarıdır. Farkı da budur. Şimdi dolayısıyla eski kavimlerin nasıl bu halıyla kültürün bir yerden bir yere geçtiğini anlatmak isterseniz DNA'yı takip etmek zorundayız. Yani kültürler birbirlerini nasıl etkilemişler? Müthiş. Hatta Urumçi Müzesi'nde, evet, o çöl güzelinin sarıldığı halı da mı vardı efendim? O da oldukça eski filan. Şimdi tarihçesiyle ilgili bir yazı çıkmadı henüz. Ona bir şey diyemeyeceğim. Fakat bizim bu pazarlık halısının özelliği budur. Ya, o uluslararası bilim adamları da bunu böyle kabul ediyor. Ediyorlar. O zaman 2500 yıllık bir ediyorlar. Muhteşem kültürden bahsediyoruz. Zaten o diyorlar ki, hatta hemen iki cümle paylaşayım. Altaylara gittiniz mi efendim? Gitmedim. O zaman sizlere bir rehber olarak gitmem tarih lazım. Gidelim efendim. Gitmem lazım. Efendim, ben bir önceden derlerdi ki değerli izleyenlerimiz, işte komünistler Moskova'ya. O sloganı değiştirdik şimdi. Ne diyoruz? Türk tarihini araştırmak isteyenler Moskova üzerinden Sibirya'ya, Türkistan'a, işte Yenisey Vadisi'ne gitmeli, işte Altay Dağları'na. Türkler geri dönüyor. Öyle değil mi? Ait oldukları kültürle buluşmak üzere bugünün Türkiye'si eski rotasına girmiş durumda. O Bazilik kurganlarına gitmeden Altay Dağları'na çıkıyoruz ve bir anıtta durduk. Rehberimiz Almanya'dan, Alman ailesinden, bu İkinci Cihan Harbi'nde Rusya'da kalan bir Alman ailesinin çocuğu, genç birisi, dedi size sürpriz. Geldik, bir Türk çadırı motifli ve Tataristan Devleti yapmış Avrasya'nın kalbi anıtı. Ve Türkçe, Tatarca, birçok lehçede kitabe var ve şunu diyor.
eski kadim Türk boylarının dünyaya yayıldığı yerdesiniz. Avrasya'nın kalbi Altaylardasınız ve eski kadim Türk boyları bu çadırın altında toplanırlar ve meşveret ederler, istişare ederlerdi. Ve Türklere nasihatımızdır, birlik ve beraberlik olun diye o güzel anıtın oradan oralara doğru çıktık. Bugünkü gibi gözümüzün önünde. Hakikaten tarihimizi bilmemiz gerekiyor. Bizi geçmişe götürdünüz. Biz bugünlere doğru gelecek olursak, buyurun. Yani Osmanlı buyurun. İşte buyurun. Ve elimizde çok müthiş bir çalışma da var. Hereke evet, halısı evet. Ama gerçekten bir halı otor. Biz bir hayli araştırma yaptık hakkınızda. Yani o muazzam bilgiler, çalışmalar, adeta kendinize bunu vermeniz ve işte 46 yıl diyorsunuz. Doğru mu efendim? Tam 51 oldu. 51 mi oldu? Halıcı olarak 45, rehber olarak 51. Halı ne ifade eder sizde efendim? Halı deyince bir cümleyle anlatın dersek. Maalesef halı bizim yitirdiğimiz bir kültür parçamız. Bugüne getirirsek konuyu. Niye böyle söylüyorum? Üzülerek söylüyorum. Ortalama bir Alman vatandaşı Türk halısını bizden iyi bilir. Bizim müzemizde 10 tane varsa bir çeşit halıdan, onlarda 30 tane vardır. Çünkü nedir? Kültür, ona sahip çıkanların yaşadığı yerde hayatını devam ettirir. Ona sahip çıkanlar o kültüre, onun sahibidirler. Bize maalesef halılar büyüklerimizden miras olarak kaldı. Biz halıyı eskidikçe değiştirdik. Eskidikçe değiştirdik. Bir şeyi anlayamadık ama. Eskiden halı mağazalarının vitrininde bir yazı vardı. Eski halı alınır, yenisiyle değiştirilir İsmail Bey. Ben bunu çocuk olarak hiç anlamadım ne manaya geldi. Ya diyorum niye yepyeni bir halıyı eskisiyle veriyorlar? Halının yaşlandıkça, kullanıldıkça ama ona iyi davranarak onu kullandığınız sürece size çok daha zengin bir katma değer olarak geri döndüğünü öğrenmem çok yıllarımı aldı benim. İşte biz bunun kıymetini bilemedik. Bu eski halılarımızın kıymetini bilemedik. Onun için Hereke'de bir müze yok, halı müzesi olarak. Onun için sadece İbrahim Paşa Sarayı olarak İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin karşısında 1221 tarihinden kalma. 1221. Evet. Yani 3 sene sonra 800 yıllık olacak Selçuklu halıları Alaaddin Keykubat Camii ve Külliyesi'nden Konya'dan gelmiştir. Orada parça halinde duvarlarda asılı durmaktadır. Peki bugüne onun ulaşmasını bize kim sağlamıştır? Kim sağladı efendim? Mutlaka bizim Türk... Bir Alman büyükelçi. 1905 yılında Konya'ya gider. Ve Konya'da bu halıların hala cami ve külliyenin içinde kullanıldığını görür. Bunları siz artık kaldırın duvara asın. Yoksa yakında hiç parçası kalmayacak der. Eğer o hareket o zaman yapılmasa o 18 parça bugüne ulaşmayacaktı. Bu kadar basit. 1200 yıllık? 1221 tarihinden 800 yıla 3 yıl kaldı. 3 yıl. Şimdi bizim şu an Türk topraklarında bulunan en eski halılarımız onlar. Ama o sayede kaldı. Onlar bunun farkına vardılar. Gene bizim halılarımızın kıymetine farkına varanlardan bir tanesi de meşhur 2. Abdülhamit, Sultan Abdülhamit'in karşılıklı görüşmeler yaptığı Kaiser Wilhelm'dir. Kaiser Wilhelm Alman İmparatoru evet. olarak 3 defa Türkiye'ye gelmiştir. 1888, yanılmıyorsam 89 ve Şale Köşkü'nde Yıldız Sarayı'nda misafir edilmiştir. Orayı gezerseniz bugün orada o yatak saklanmaktadır hatıra olarak. Ve gene, odasını gördüm. Ve gene orada Hereke'de yapılmış en büyük halı evet. 406 metrekare olarak orada. Büyük salondaki halı. Büyük salondaki halı. Yün halı değil mi efendim? Yün pamuk. Yün pamuk karışım. Evet. Şimdi, gördüm o halıyı. Hatta oraya zor camdan mı nasıl? Sığdıramamışlar kapıdan. Büyüklüğünden dolayı duvarı kırmışlar. Biraz Türk aklı. Yani onu önceden tabii niye yapsalar. Şeye girelim isterseniz. Yani Abdülhamit Han'a gelmeden önce evet. Hereke'de halıcılık
Ne zaman başladı efendim? Yani Abdülmecid'in orada çalışmalarını görüyoruz. Evet. Daha eski. Evet. Hatta dünyadaki halı koleksiyonları arasında yaptığımız araştırmada çok geçmişi, tarihi eski halılar görüyoruz. Evet. Burada da şöyle baktığımızda hakikaten nefis dokumalar, halı desenleri, çok güzel çalışma bu. Tarihçesini de, burada oldukça tarihi bilgileri de var. Evet. Ile ilgili de. Evet. Nedir hereke halıcılığının tarihçesiyle ilgili? Çünkü ipek halı olarak daha çok geçiyor. Sadece ipek değil, yün de var, değil. Dokuma da var. Değil. Evet, hereke halıcılığının tarihçesi. Şimdi hani bu mutlaka bir uzmanları tarafından tartışılması gereken bir konu. Bir defa her şeyden önce herekeye bir müzenin yapılması şart. Çünkü böyle bir kıymetimizin bugün biz kıymetini tam olarak bilemediğimiz için Çin'in bir bölgesinde, Xinjiang bölgesinde Hereke diye bir köy kurdular ve orada bu üretimi yapıyorlar İsmail Bey. Bu Xinjiang, Urumqi, Uygur Türklerinin evet. olduğu bölge değil mi efendim? Doğu Türkistan'da. Doğu Türkistan. Neresinde bu hep konuşuluyor da siz bu noktada biraz ayrıntılı bilgi verebilir Vallahi misiniz? Vallahi işte Doğu Türkistan yeri. Ya, Hereke diye bir şey. Hereke diye bir köy kurdular. Evet. Ve orada Çin Herekesi adı altında. Üstünde bayağı hereke yazaraktan, Çin yazmıyor, hereke yazaraktan. Aynı zaten bizim orada ya Arapça harflerle veyahut da Türkçe. Orada zaten resmi dil Osmanlıca Arapça karışımı Arapça yani. Güzel. Orada. Öyle yazan da var, hereke bizim bildiğimiz Latin harfleriyle yazan da var. Ve bunu satıyorlar. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bu işi... şöyle söyleyeyim, 1993 yılında ben Antalya'da Lapis Halı Mağazası müdürüydüm. Orada halılar, sırf Türk halıları çok büyük bir mağazaydı. 5000 metrekare, Türkiye'nin en büyük mağazasıydı o sırada. Onun açılmasında biz yabancı halılar da bulunsun istedik. Ve 3 kişi Almanya'ya gittik. İlk bu Çin halılarını alıp getiren biziz. İlk. Türkiye'ye ilk getiren 3 kişiden birisi benim. 93 yılında oldu bu. Nasıl keşfettiniz, nasıl buldunuz? Bizzat Çin'e de gittiniz mi? Hayır, Almanya'dan aldık. Çünkü Almanya büyük halı pazarıdır. Dolayısıyla Almanya'dan biz bu halıları alıp getirdik. Ve ben eğitimini yaptım personelime. Bu Çin halılarının nasıl satılması konusunda. Sertifikalar hazırladık. Ve hereke modeli olanlara da Çin herekesi yazarak müşterilere satışını yaptık. Üçte bir fiyatı neydi orijinal hereke halısının? Bir Çin hereke halısı 93 yılında. Yani 25 yıl evvel. Fiyat niye öyle? Yani o kalitesiz mi dokunuyor? Kaliteyle ilgili. Kalite değil mi? Kaliteyle ilgili ve biraz makine kullanıyorlar. Yani sırf el işi değil. Makine yardımıyla bitiriyorlar. Ve onlar zaten düğüm sayısı olarak değil, çizgi dediğimiz line hesabıyla giderler. Hemen o şurada araya girmek isterim. Hotan diye Doğu Türkistan'ın evet. önemli bir kenti var. Ve diyor ki, dünyada gökyüzünde ne kadar renkli bulut varsa, Hotan'da da o kadar renkli halı var diyorlar. Halısıyla meşhur Hotan. Ama çok kadim Türk boylarından gelen halılar, o halı mağazalarına gittik. Çekim yaptırmadılar. Bizim ipek halılar gibi tamamen Uygur hanımları dokuyor halıyı. Ama muazzam bir halı pazarı. Hakikaten renkli bir bölge. Kaşgar'da da yine büyük bir halı mağazasına gittik. Orada hereke dediğiniz hereke vari hereke diye satılan halıları da bizzat gördüm efendim. Gördünüz. Şimdi o zaman Antalya'da bu sorun oldu. Şöyle sorun oldu. 15 gün kalıyordu turistler. Aldıkları halıları yanlarında veriyoruz, götürüyorlar. O arada işte çeşitli şeylere halıcılar halı aldıysanız bakalım ne aldınız filan gösteriyorlar. Bu hereke değil diyorlar şimdi. O fiyata hereke olamayacağını bildikleri için bunu söylüyorlardı. Müşteri bu sefer bize geri geliyordu. Bu hereke değilmiş diyordu. Evet biz sana bunu bak sertifikanda da yazıyor. Çin herekesi olarak satışını yaptık.
Dolayısıyla 93'lü yıllar. 93 bu. Evet. Eğer istiyorsanız burada hakiki ereke var ama 3 misli daha pahalı fiyat olarak. Yo ben halımdan çok memnunum dedi ve gitti. Şimdi halıcılık konusunda benim Türk halıcılığına bir tavsiyem olacak. Doğru söyleyerek satsınlar. Türkse Türk diye satsınlar ve sertifika versinler. Çinse Çin desinler. İran'sa İran desinler. Doğrusunu söylesinler. Çünkü söylüyorlar mı? Maalesef bunun aksine olan durumlar var. Bir yani takım şeyler. Çin harekesini hareke diye mi satmaya çalışıyorlar? Şimdi böyle satışlar yapıldı. Hatta mahkemeye düşen durumlar var. Bunlar bize iyi reklamasyon getirmiyor. Şimdi biz burada eğer Türk turizmini konuşuyorsak bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Hereke'yi ne zaman keşfettiniz? Hereke'ye halı noktasında hangi tarihlerde geldiniz? O cumartesi günleri ben 30 yıl önceyi biliyorum. O köylü kadınları Hereke, Dilovası, Tavşancıl'dan kadınlar dokuyup gelip orada cumartesi günleri adeta bir halı pazarı olurdu Aydın Bey. Bilmiyorum. Çok o iyi dönemler. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Rehberliğimde geldim. Hı-hı. Tabii işte o senelerde. Ve bilhassa 77 yılında geldim. Kendim de 2 adet yün pamuk olarak Hereke seccade boyu halı aldım. İstanbul'daki evimizde onlar duruyor. Ve biz 78 yılında Kanada'ya gittik. O demin söylediğiniz hı hı, şey. Evet. Ve orada ben televizyonda 9 ay programcılık yaptım. Türkiye'yi tanıtan. Kanada Devlet Televizyonu mu? Yok. O özel. 10. Kanal diye bir kanaldı Vancouver'da. Orada yaşayan değişik gruplara müsaade ediyorlardı. Toplantı yapılsın, işte tanıtım yapılsın diye. 9 ay benden istediler. Ben orada Türkiye'nin tanıtımını yaparken halı konusunda da konuştuğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla halı işi şöyle söyleyeyim. Bugünün bizim mutlaka üstünde durup düzeltmemiz gereken bir konu. Türkiye'de artık halı dokumak sabrını gösterecek kızlarımızın sayısının azaldığını görüyorum. Başka işler yapıyorlar. Ne yapabilirize geleceğiz. Yine biz müzeye ve harekede halı tarihinin biraz muğlak olduğunu, kesin olmadığını ifade ettiniz. Peki mevcut tarihte mesela birçok şey söyleniyor. Sarayın halı ihtiyacını karşılamak üzere Üsküdar'dan halı ustalarının buraya getirildiğinden bahsediliyor. Yine Abdülmecit dönemi bir iki azınlıklara mensup iki şahsın orada özel bir fabrika kurduğundan bahsediliyor. Ama orayı geliştirip büyüten de Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın olduğundan ifade ediliyor. Doğru. Evet. Doğru. Biraz açabilir doğru misiniz? Şimdi genel anlatım bu. Ama benim Doha'da, Katar'da gördüğüm Faysal Altani Müzesi'nde gördüğüm 16. yüzyıl harekelerinden sonra bizim de bu bilgilerimizi güncellememiz gerekiyor. Yani bu bizim bilgilerimiz. Yani bizim bu halı işimiz zaten yani bize ne acı değil mi? Onu bile tam bilemiyoruz. Yani 16. yüzyıl dediğiniz 400 yıl önce mi efendim? Harekede halıcılığın 400 yıl önceden olduğunu. 400-500 yıl yani neredeyse müthiş. Şimdi. Şimdi şöyle zaten söyleyeyim. İpek yolunun da güzergah noktası orası. Şimdi şöyle diyelim. Halıcılık bizde hep var. Ama Hereke'nin yavaş yavaş öne çıkması, Hereke'ye belki bu halıcıların sizin bahsettiğiniz gibi Üsküdar'dan geleni var, Ermeni ustaları var, bunların içinde Türk olanları var. 1843 diye bir tarih veriliyor. Genellikle o fabrikanın kurulmasıyla ilgili olarak. Ama orada ilk başta halıdan ziyade kumaş dokutuluyor. Bunlar bizim Dolmabahçe Sarayı'nda kullanılan kumaşları üretiyorlar. Burada da mutlaka yazıyor, resimleri vardır. Dokumalar diye. Dokumalar diye başlar evet, ve evet. Burada gördüğünüz evet, şeyler evet. Orada yapılmıştır. Dolayısıyla halıcılığın önem kazanması evet Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han zamanında ve 1891 tarihi itibariyle arttırıldığı halıların yapımının arttırıldığı söylenir. Zaten Hereke'nin uluslararası kazandığı ödüller de aşağı yukarı 19. asrın sonu 20. asrın başına denk gelir. 3 tane milletlerarası ödül kazanmıştır Hereke halıcılığı. Tabii. Bunların hepsinin sertifikaları vardır.
Bu konuda daha detaylı bilgiyi Herekeli dostum Erhan Ör, bu halı tarihini, Hereke'nin tarihini çok yakından incelemiş bir arkadaşımızdır. Bu konuda uzman bir arkadaşımızdır. Halen de halıcılık yapmaktadır ve biz kendisiyle Doha'ya gittik geçen sene Ocak ayında. 20 gün orada kaldık ve bu Altani Müzesi'ni beraber gezdik kendisiyle. Biraz anlatır mısınız o müzedeki Hereke halılarını ve o müzenin sahibinin de Türkiye'ye gelişi? Sizin ağzınızdan dinleyelim efendim. Şimdi Faysal Altani, bu şimdiki yöneten nasıl Osmanlı sülalesi, orada da Altani sülalesi var. Onlardan birkaçını tanıma fırsatımız oldu. İşte bir tanesi Faysal Altani'nin 23. katında Marriott Otel'in, Doha'nın göbeğinde, orada kendisiyle görüştük. Sonra 6. kata indirdi bize, halıları gösterdiler. Aşağı yukarı orada 100 küsür Hereke kökenli halı var. Yani Hereke var, Uşak var, öyle söyleyeyim. Milas var, eski Ada Milaslardan var. Halı müzesi, doğru halı, mu efendim? Kendi şahsi müzesi. Şahsi halı müzesi. Kendi devlet koleksiyoncusu. Biz devlet olarak ama Hereke'ye bir halı müzesi kuramadık ve tarihini de araştıramadık. Evet. Büyük bir eksiklik. Evet. Evet, bu beyefendi Cumhurbaşkanımızı tanıdığı için, geçmiş olsun demek için 1 Ağustos'ta Türkiye'ye gelmiş. Yani 2016'dan hemen sonra, 15 hemen sonra evet. Gelmiş ve bir 16. asır Hereke halısını hediye getirmiş. Yani 400 yıl önce Hereke'de yapılmış dokunmuş bir halı. O halı var. Şimdi tabii o halı benim daha sonra Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğim halının da özel bir hatırası var. Onu da bir dinleyelim efendim. Yani siz hatta bu Çanakkale Boğazı'na yapılan, sizin ağzınızdan dinleyelim. Evet. Şimdi o konuyu daha önce konuştuk. Benim arzum esas 8 sene önce bu ilk olarak o zaman Ulaştırma Bakanımızdı Sayın Binali Yıldırım, Çanakkale'ye bir köprü yapılacak dediği zaman ben tabii çok sevindim bir rehber olarak, çünkü karşıdan karşıya geçiş hep sorundur. Şöyle bir sorun, bayram filan olursa 40-50 kilometre sıra vardır karşıya geçmek için. Turizmde de bu vakit yoktur yani. Öyle bir bekleme süresini kabul edecek bir programda olamıyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla ben arzu ettim ki böyle bir köprü Türklerle Anzaklar arasında yapılsın. Çünkü bu Anzakların bize bakış açıları Batı dünyasının bize bakışından komple farklıdır. Onlar bizim dedelerimizi tanımışlar, onlara karşı savaşmış olduklarında. Onların torunları bugün bize karşı son derece kabul göstererek yaklaşırlar. Hatta Canberra'da, Avustralya Canberra'da bir müze var. Orada her sene 10 Kasım Atatürk'ün vefatının günü yad edilir. Hatırlama törenleri yapılır. Şimdi ben bunu Türkiye'nin büyük elçilikleri veyahut Kuzey Kıbrıs'ın dışında hiçbir yerde olduğunu duymadım şimdiye kadar. Ama orada yapılıyor. Onlar bize saygı gösteriyorlar. Atatürk'ün meşhur işte 35'li yıllarda mı? 34. 34'te gelip işte siz daha güzel ifade edersiniz. Şimdi o halıya da geleceğiz zaten, o şimdi burada annelere sesleniyor Atatürk'ümüz. 34'te Arıburnu'nda, bugün oradaki Anzak boyundaki çıktığı yerdeki o küçük mezarlığın olduğu yerdeki yazıyı söylüyorsunuz. Orada Atatürk'ümüz diyor ki, siz diyor uzak diyarlardan geldiniz ama madem ki burada bizim çocuklarımızla beraber vefat ettiniz, hayatınız sona erdi, onlarla koyun koyuna yatıyorsunuz. Bizim artık bağrımızda yattığınız için siz artık bizim de çocuklarımız oldunuz diyor. Şimdi bu yazıyı okuyan her annenin ben ağladığına rehber olarak şahidim. Dolayısıyla bu yazı o küçük benim hediye ettiğim, size de resmini gönderdiğim halının üzerinde. O hediyeyi tam anlatın, o halı, ipek halı değil mi efendim? Efendim bu aşağı yukarı 34 santimetre kare boyunda. Evet.
aşağı yukarı üstünde yarım milyona yakın çift düğüm bulunan 500 bin imli düğüm. İlmek. Yani santimetre karede 144 düğüm üstünden yapılmış. Hereke halısı, hereke'den. Ve evet, bahsettiğim Erhan Bey'in yapmış olduğu bir halıdır. Dolayısıyla bu halının ilkini 2015'te 100. yıla geldikleri zaman Avustralya Başbakanı'na hediye ettiler kendisine. Erhan Örbey. Erhan Örbey. Evet. Dolayısıyla ben rica ettim, bana da bir tane yaptı ve benim amacım bunu Cumhurbaşkanımıza hediye etmekti. Nasip oldu, geçen sene bunu kendisine hediye edebildi. Fotoğrafını gördük, inşallah onu izleyicilerimizle de paylaşırız. Ne var o halının üzerinde efendim? Halının deseni tabii çok manalı. Bir defa Çanakkale Boğazı gözüküyor. İşte onun Asya ve Avrupa'sı olarak yazıları gözüküyor. Orada bizim meşhur Mehmetçiğimizin kucağında taşıdığı İngiliz subayının heykeli biliyorsunuz. Orada var. Lone Pine'a çıkarken sağ tarafta duran heykelin aynısı halıya resmedilmiştir. Kucağında taşıyor ve dolayısıyla onun hayatı öyle kurtuluyor, o sayede kurtuluyor ve daha sonra 1967 yılında Avustralya genel vali oluyor İngiltere'den, o şahıs. Bu yaralı, yaralı o olan, evet. Yaralı olan. Evet. Dolayısıyla şimdi çok manidar ve aynı zamanda o bahsettiğimiz yazı altında okunuyor halının. Ve tabii 18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin isimleri gözüküyor halının üstünde. Onlardan bir tanesi meşhur Agamemnon. Agamemnon biliyorsunuz... Bu İngiliz donanmasına ait. İngiliz donanmasına, işte 18 geminin içinde, evet, Fransızlarla Agamemnon gelen. O, özelliği ne o ismin? Agamemnon, Miken Kralı. Truva'yı yakıp yıkan, o bizim meşhur 6. Truva dediğimiz Truva'yı yakıp yıkan Miken Kralı. Yani isminin İngilizler seçilmesi... İngilizler ne demek istiyor orada? İngilizler tabii çok manidar orada. Yani orada bir intikam hissi var. Bunu nereden biliyorum? Diğer bir geminin adı Vengeance. O şeyde gözüken değil mi? Gözüküyor. Evet. Vengeance. Vengeance da intikam demek. İsmail Bey, ben size sorayım. Bu neyin intikamı? Ne bitmez intikam? Ne olacak bu intikam? Kime ne kazandırıyor? O gemiler oraya geldi, geçemediler. Peki o intikam bugün bitti mi? Hayır, bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü biz dinimizi Müslüman olmak şerefinden dolayı daha iyi bilirsek Bakara suresinin 100. ayetini bilmemiz gerekir. Orada da diyor ki siz onların hayat yoluna, din yoluna gitmediğiniz takdirde onlar sizden asla razı olmayacaklar. Şimdi ben bunu ne zaman ortaya koysam karşımdaki yabancılar o anda tartışmayı kesiyorlar. Bizim artık bu tartışmaya bir son nokta koymamız lazım. Noktayı da Kur'an-ı Kerim ayetiyle koymamız lazım. Bunu söylemenin zamanı geldi. Çünkü bize her yerden bugün görüyorsunuz nasıl bir saldırı altındayız. Kah dolardan saldırı altındayız. Kah işte 15 Temmuz gibi olaylar oluyor. Biz zaten bunu 50-60 yıldır yaşayan bir milletiz, öyle değil mi? Bizim bu noktaya son vermemiz için halı misalinden yola çıktık. Ama dinimizi biraz daha araştırıp bu insanlarla nasıl bir şekilde ancak anlaşıp beraber iş yapabiliriz? Onun detayları hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Dolayısıyla ben bu tip çalışmaları tabii çok yapmak zorunda kaldım mesleğimden dolayı. Papazlarla yaptığım turlardan dolayı. Bir hatıranızı da ben paylaşmanızı isterim. Anlatmıştınız. Siz Kur'an-ı Kerim'i özellikle inceleyerek hem Hristiyan din adamlarını hem Yahudi din adamlarını gezdirmeniz dolayısıyla Kur'an-ı Kerim noktasında da bunu bir paylaşın, bir rehber olarak, hatta genç rehberlerimize de örnek olsun diye düşünüyorum onu bir. Bu deminki ayeti anlatmam belki bunu gerektiriyor çünkü hakikaten biz Türk olduğumuz kadar Müslümanız. Zaten Müslüman dendi mi hep dünyada Türk milleti öne çıkıyor. Eskiden de böyleydi, bugün de bu. Bunun sebebini anlamak için Orta Doğu'ya bakmak yeter. 1517, değil mi? Evet. 1918, 401 yıl
Mekke, Medine, Kudüs Osmanlı'nın idaresi altında. Var mı problem? Olsa 401 yıl kalır mı? İsmail Bey bir düşünün. Süper güç Amerika 4 senede zor kaçtı gitti. Doğru mu? Şimdi hakikatler ortada evet, duruyor. Evet. Peki Osmanlı ne yaptı da bunları iyi idare etti de bu kadar zaman bu şekilde devam edebildi? Nerede idare edemedi de bunlar başına geldi? Bunları biz araştırmazsak ne genç rehber arkadaşlarımız ne ileriki nesiller bu işi anlayıp hakkıyla anlatabilecekler. Benim o sorduğunuz misal şöyle bir olay geçti başımızdan. Aşağı yukarı 2009 filan olması lazım. Benim zaten web sitelerimde bir sürü bunlar var ama o olay yok. Onu şöyle ben özetleyeyim size. Konya'da ayin yaptık. Katolik grupla. Şimdi bu garip gelebilir. Konya gibi mütasip bir şehrimizde ayin yapacak kilise mi var? Evet, var mı? Var. Konya'da var. Var. Evet. Var. Var. Alaaddin Keykubat Camii'nin karşısında, Alaaddin Tepesi'dir orası. Evet. Onun tam karşısında, sokak içinde bir Latin kilisesi var. Ve o kilise 19. yüzyıldan beri oradadır. Ve halinde faal. Faaldir. İçinde ayin yapılır. Hatta içerideki yazılar Türkçedir. Çünkü Türkler ziyarete geliyorlar. Bakıyorlar nasıl bir yer. Her zaman açık değildir. Ama iki tane İtalyan sister diyorlar yani kız kardeşler. Bunlar idare ediyorlar orayı. Onların yönetiminde devam ediyor. Orada ayin yaptık. Oradan Yalvaç'a gidiyoruz. Şimdi Konya Aziz Tekla'nın doğduğu yerdir. Aziz Tekla da Sempol'ün ilk havarisidir kadın olarak. Erkek kıyafeti giyip onun peşinden gitmiş sırf havarisi olabilmek için. Oradan Yalvaç'a gittik çünkü Sempol'ün ilk vaazını verdiği yerdir. Bugünkü Yalvaç. Pisidya Antiyokya'sı diye geçer. Orada bu işlem olmuştur. Dolayısıyla oraya gidiyoruz. 3 saat yol. Oradan sonra da işte yemek yiyoruz. Yemekten sonra da Pamukkale'ye gidiyoruz. Pamukkale'de bir 3 saat daha yolumuz var. Ben otobüsün önünde sağdayım. Papaz da benim solumda oturuyor. Mikrofon bir bende bir onda. Ben İslamiyet'i anlatıyorum. O Hristiyanlığı anlatıyor gruba. Beyazlık gözükünce, Pamukkale'ye gelince... kaptan bana dedi ki, abi sabahtan beri konuşuyorsunuz, bitmedi, nedir bu konu dedi. Dedim, din konuşuyorduk. İngilizce konuşuyorsunuz. İngilizce tabii. Ondan sonra o da anlamıyor tabii ne olduğunu. Bu kadar devamlı, susulmadan devam eden bir şey. Dedi ki, hiçbirisi de uyumadı, aynadan görüyorum dedi. Ben de döndüm, teşekkür ettim, hiçbiriniz uyumamış, dinlemişsiniz dedim. Herkes alkışladı. Ve arada dedim ki, otele 5 dakika var artık, son bir şey daha söyleyeyim bu konuyu kapatmak için dedim. Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet var dedim. Bunlar şöyle diyor. Müslümanlara en yakın olanları ehli kitap içinden Yahudilerin arasından bulamazsınız. Onları biz Hristiyanız diyenlerin içinde bilhassa dünyada gururla yürümeyen ama Allah'ın kelamını işittiği zaman gözünden yaşlar akan ve hemen secdeye varan papazlar ve keşişler vardır. Onlar yakındır İslam'a diye ayet var dedim. Deyince yanımda hiç bunu düşünerek de demedim. Papaz havaya fırladı. Neresinde var bu Kur'an'ın dedi. Ben dedim ki Maide suresi 82-83. Yanımda İngilizce Kur'an vardı. Açtım oradan onu da okudum. Mikrofonu da papaza verdim. Papaz yerine oturdu. Mikrofonu da aldı. Yerine taktı, cevap vermedi. Biz geldik otele. Ben anahtarları dağıtıyorum turistlere. Bir bey geldi bana dedi ki, hayatta gördüğüm en zevkli ve uzun tenis maçıydı bu dedi. Şimdi bir gidiyor mikrofon geliyor ya böyle karşılıklı. Ben de gülümsedim o böyle dedi diye. Ve gene neredeyse bana öyle bir soru sormam gerektiği hissi uyandı içimde. Dedim ki ne oldu maçın neticesi dedim. Beyefendi dedi ki biraz daha devam etseydin bizim papazın işi zora girmişti dedi. Yani gerekiyorsa İsmail Bey papazı papaz etmemiz de lazım.
bilmek en güzel bir şey. Zaten rehber adı üzerinde ama bugün kendi tarihimizi, hareke tarihini, halı tarihimizi bilmeyen siz profesyonel bir rehber ama halı hocasısınız. Zaten yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Buyurun. Onu hareke halılarıyla kapatalım. İnşallah. Hareke halısı, harekeye bir halı müzesi olsun istiyorsunuz. Hemen bir müjde verelim değerli izleyenlerimize. Değerli izleyenlerimiz, kültür ve artık Kültür ve Turizm Bakanımız profesyonel bir. Tebrik ederiz sizleri. Rehber. Rehber. Öncelikle hem rehber. Ama sonra acentesi. Ama Kültür Bakan Yardımcısı da harekeli. Evet. Sayın Haluk Dursun. Evet. Topkapı Müzesi Müdürü'ydü. Müsteşarlık yaptı. Evet. O zaman evet. Fikri Işık Bey, eski evet. Bilim Teknoloji Saray evet. Bakanımız, evet. Milli Savunma Bakanı. O da orada. Eski Bakan Nihat Ergün Bey Oralı. Cengiz Özdemir var. Şu anda ciddi bir ekonomi kanalı kuruyormuş. O da harekeli. Ve siz zaten harekeyi seviyorsunuz. Biz de Devralen Belgesel Programı olarak ufak tefek harekeliyiz. 40 yıllık harekede geçmişimiz var. Evet. Efendim bir çağrıda bulunun. Sayın Cumhurbaşkanımıza o halıyı verdiniz. Çok ilgilendi. İşte diğer halılar, İpek, tarih ve İpek yolu da şu an önemli. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin'in de arasında bulunduğu Refah İpek yolu, modern İpek yolu turuna katılmıştık. İpek yolunun önemli bir merkezi hareke. Hareke halıları. Buyurun efendim. Son sözlerinizi alalım. Hareke bizim markamız. Bugün marka yaratmak çok zor bir şey. Ben bunu 2016 yılında bir yıllık bir çalışma yaptım. İstanbul'da Terzioğlu ailesinin halılarını tanıtmak için bir çalışma yaptım. Kendileri de son 11 yıl içinde 8 defa Atlanta Magnificent Award'u kazanan bir ailedir. Yani bizim şu an yaşayan bir ailemiz çok büyük ödüller, halının Nobel'ini üst üste kazanan bir ailemiz var bizim. Bizim kendi insanımız onları tanımazlar, bilmezler ama onlar bu yolda çok büyük çalışmalar yaptılar. Hem hareke için hem de Terzioğlu ailesinin yapmış olduğu bu diğer bazı markalar var. Bu markaların Türk milleti tarafından sahip çıkılmasını ben istiyorum. Her şeyden önce kültürümüz gençlerimize düzgün bir şekilde anlatılmalı. Tarihimizi olduğu şekilde doğru bir şekilde anlatmalıyız. Yani benim gibi bir insan, yıllarını bu işe vermiş bir insan. Ben utanıyorum söylemeye. 2 yıl önce Kutul Amare diye bir olayın farkına vardım. Siz? Evet. Bir profesyonel rehber. Evet, çünkü bu bize okutulmadı. Şimdi, bu meşhur İngilizleri... Şimdi bir dakika. Vay. 1952'ye kadar kutlandı Türkiye'de bu. Evet, ben araştırdım. Ben 47 doğumluyum. Yani ben 5 yaşındayken bu bitti. Niye? NATO'ya katıldık. NATO'da İngilizler üzülmesin diye biz bundan vazgeçmişiz kutlamaktan. Nasıl 1960'ı bir müddet kutladık bayram olarak? Eskiden Kutul Amare'yi de kutlarmışız. Dolayısıyla kutlamamamız söylendi. Ama son 2 yılda biz Kutul Amare'yi kutluyoruz. Onun belgeselini yaptık. Onun şimdi televizyonda oynayan dizisi var. Dolayısıyla bizim tarihimize sahip çıkmamız lazım. Başkalarından Hammer tarihinden Türk tarihini öğrenmememiz lazım. Türklerin yazdığı tarihi bizim öğrenmemiz lazım. Türklerin bugünkü tefsirini alıp Kur'an-ı Kerim'imizi dosdoğru bir şekilde Müslüman olarak öğrenmemiz lazım. Ben gelecek nesillere bunu tavsiye etmek istiyorum. Yani siz ne kadar konunuza sahip çıkarsanız o konu ancak o kadar sizin malınız olur. İsmail Bey. Hareke halısına da sahip çıkalım. Hareke ben halısı. Bakın sertifikaları buldum. 1894. Evet, evet. 1911. Bir tane Torino. Daha olması lazım. Üçlü. Evet. Üçlüdür. Üçlü mü efendim? Üçlüdür. Bir yerinde işte vardır yani bu kitabın. Evet. İşte hareke halısı. Dünyada daha halıcılığın H'si yokken hareke halısı vardı. Uluslararası sertifikanın da kabul görmüş sertifikalar değil mi? Evet. Böyle bir hareke. Evet. Evet. 30 yıl önceydi. O cumartesi günü orada adeta panayır olurdu. Evet. O köylerden yürük hanımefendi gelirler, kadın, çocuklar ve halılarını birebir satarlardı. Müthiş bir pazar vardı o zaman.
Halı pazarı. Son bir cümle söyleyeyim. Şimdi incelik, yani santimetre karedeki düğüm sayısı bazı halıcılar tarafından Guinness Rekorlar kitabına girme sebebi olmuştur. Ve Türkler Hereke halısıyla o kitaba girmiştir. Ama bugün için çoğumuzun bilmediği bir şey var. Benim Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğim 12'ye 12'liktir. Yani santimetre karede 144 çift düğüm vardır. Ama bugün 50'ye 50 var. Erhan Örbey'de Cumhurbaşkanımıza o halıyı nasıl takdim ettiniz? İsterseniz o cümlelerle kapatalım. Siz bu halıyı vermek için özel çaba sarf ettiniz. Özel çaba sarf ettim. Uzun bir hikaye. Kolay olmadı. Benim bu gayretimden haberdar olan Kuveytli bir kişi Beştepe'ye haber verdi. Onlar beni aradılar. Yani ben Türklere duyuramadım sesimi. Ama anlattınız değil mi? Kuveyt'ten gelen bir insan anlattı. Onlar beni aradılar. Ben onlara anlattım. Onun üstüne böyle bir şey ancak gerçek oldu. Nasıl beğendi Cumhurbaşkanımız, gördü evet, halıyı? Evet, evet, beğendi. Tarihe... Dolayısıyla çok şükür ben kendisine olan şükran borcumu o şekilde göstermiş oldum bir vatandaş olarak. Sizleri kutluyoruz. Mutlaka Haluk Dursun Bey'e, Sayın Fikri Işık'a da bir mesajlarınız bu kadar, yani halıyı hediye ettiniz vesaire. Özel çabanız, 55 yıllık bir yarım aslı geçen halı mücadeleniz. Efendim siz programı kapatın. Son söz sizlerin, hem Kültür Bakan Yardımcımız Haluk Dursun Beyefendi'ye hem de siyasette oldukça etkin olan Sayın Fikri Işık Beyefendi'ye neler söylersiniz buradan efendim? Şimdi ben 50 yılı geçtim. Demek ki benim tanıtabileceğim Türkiye'nin belli bir zaman süresi var. Ama o halı o duvarda durduğu müddetçe, o yerde durduğu müddetçe Türkiye'yi tanıtacak. Halıdan daha çok Türkiye'yi tanıtabilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz bunun kıymetini bilemedik. Türkiye'yi daha iyi tanıtmak istiyorsak, şimdiki bakanımız eski bir rehber, eski bir acentacı, uzaktan tanışırız. Dolayısıyla kendisine yeni işinde başarılar diliyorum. Benim bütün talebelerim bana soruyorlar bakan hakkında ne düşünüyorsun diye. En azından ona turizm anlatmak zorunda kalmadık. Kendisi hemen konuya vakıftır. Hemen en derininden bu işin en iyisini yapabilecek bir insandır diye de söyledim. Kendilerinden de ricam, Türk halısına sahip çıksınlar ve doğru dürüst satılmasını bunun sağlasınlar. Çünkü bizim hakkımızda en iyi ranseymanı Türk halıları vermektedir. En uzun da onlar tanıtacaktır Türkiye'yi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Evet. Halı. O halılar, her şey gönlün, insanların duygusunun işlendiği o halılar. İpek halılarıyla, yün halılarıyla ve Bazilik kurganlarındaki o 2500 yıllık geçmişten Hereke'deki o dünya sertifikası almış ipek halılarımıza. Halı kültürdür, tarihtir, sanattır, medeniyettir, şiirdir, aşk mektubudur, her şeydir ve Türkiye'yi tanıtan en önemli uluslararası milli değerimiz. Değerimizdir. Değil mi efendim? Evet, evet. Biz kesinlikle. Aydın Eroğlu Bey'le hayatının neredeyse uzun bir dönemini ve yarım asırdan fazla halıya hayat vermiş bir insanla birlikteydik. Sapanca Gölü sahilinde bu muhteşem yerde. Evet, anlatılıp söylenecek çok şey var. Sakarya TV, Devralem TV olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Bir başka canlı yayında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.